Evet, bugün 25 Ekim 2017 ve burası İzmir Bayındır. Ve Bayındır merkezi çok yakın bir arazideyiz. Rekor gelişim ürünümüzü 2 sene önce kullanan Sayın Osman Kadan Beyefendi'nin zeytin bahçesindeyiz. Ve 2 yıl önce kullandı kendileri. Evet. Yaklaşık 70 yaşlarında zeytin ağaçları ve sulanmayan bir bölgedeyiz. Evet. Osman Bey, rekor gelişim ağaçlarımızı ne yaptı? Bir anlatayım size. Biraz yaklaşalım şöyle sesi alsın. Daha önce bahçemizde çok korumalar vardı. Evet. Ağaçlar zevkli, yeşil falan değildi. Yaprakları sönük gibi. Küçük yaprak yapıyor. Evet. Bunu kullandıktan sonra yeni yeni faydasını bulmaya başladık. Evet. Geçen sezonla bu sezon arasında biraz daha farklılar var. Ürün konusunda da her sene alamadığımız ürünü, geçen sene aldığımız ürünlerden yine aldığımız ağaçlar var. Kurumalar biraz engellemiş olduk. Kuruyan, bazı hafif kuruyan ağaçlarımız, evet, sanki gördüğünüz gibi gezeceğiz onları şimdi. Bazı bölgelerde tekrar yeşermeye başlamış gibi. Tabii ki. Kabuklarında farklılıklar oldu. Tabii ki. Böyle. Yaralar daha kolay kapandı. Evet. Bütün kurtlar delmiş mesela, dip kurtları. Evet. Ağaçlar gövdesini delmiş. Onlar kapandı haliyle. Şimdi Osman Bey, bahçemizi gezelim bir. Birazdan şöyle geziyoruz efendim. Başlayalım bu ağaçtan. Evet. Hiç bu ağaç bugüne kadar bu verimi aldın mesela? Alamadık bugüne kadar. Şöyle bir gösterin efendim. Öncelikle ağaçlarımızı. Evet. Ağaçlar düzeldiği zaman görüyorsunuz, evet, ne hale gelebiliyor haline. Şu an şu ağaç bir yağlık zeytin, memecik zeytin ağaç. Ve sürgünümüz var, zeytinimiz var. Rengi de yeşil. Peki, evet, yıllarımız nasıl geçti? Bu arada tamam biz bu, evet, ürünü verdik ama tabii iklimin de bozuk bir bahçede destek, evet, olması lazım. Evet. İklimin de İklimde fayda sağlaması lazım ama iklim nasıl geçti? Son 3 yılda nasıl geçiyor? Belki de daha yaşan geçseydi, iyi bir hava şartları olsaydı daha da farklı şeyler olabilirdi. Daha erken düzelecekti yani. Evet. Tabii ki. Çünkü biraz gecikmiş olduk yani. Evet. Şu an bu tanelerimizin ebatı nedir efendim? Ebatı olarak tam kestiremiyorum ama. Yani şu an bunu gemlik zeytinine kıyaslarsak eğer, şu an bunlar, evet, iki numara ayarında zeytinler, aynen, efendim. Aynen. Şöyle görüyorsunuz haliyle. Ve aşırı bir zeytin var. Çekelim ağaçlarımızı şöyle. Buyurun. Görenler ne diyor bu ağaçlara? Vallahi herkes söylüyor. Ne kullanıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsunuz diyorlar. Evet. Bakın ağaçlarımızın hali, eski halleri bu. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Yani yaşlı ağaç çok zor sürgün veriyor, evet, Osman Bey. Gerçekten yaşlı ağacı toparlamak çok kolay değil. Doğru. Dedim gibi en az 2 yıl işte gördüğünüz üzere zaman geçmesi gerekiyor ki, evet, bir şeye benzesin haline. Evet. Ağaçlarımızı çekiyoruz. Bunlar budamadığınız dallardı. Evet. Çalılaşmış daha önceki, aha, dallarınız. Özellikle bırakmışsınız, hastalık bulaşmasın diye kendinize, aynen, göre. Aynen. Kesmemişsiniz. Evet. Bu şekilde bir düşünce içerisine girmişsiniz. Görüyorsunuz gövdeden çıkanlar bunlar. Evet. Gövdede daha çok çıkıyor mu? Ben temizlettim. Ha, temizlettiriyorsunuz yani, evet. Gövdede daha çok çıkıyor. Yani, evet, yaşadığını gösteriyor bu. Evet. Devam edelim. Burası mevki olarak neresi Osman Bey? Burası Demircilik Mahallesi. Demircilik Mahallesi. Evet. Evet. Kara Osmanoğlu bahçesi. Evet. Yanımızda Turan Köyü var. Evet. Şöyle. Gösterelim şu ağaçları efendim. Şimdi Osman Bey, bir konudan da bahsedeceğim. Evet. Malum burası sizin kendi bahçeniz. Evet. Buraya izinsiz girenler var. Girenler oluyor. Peki bunlarla alakalı bir şikayetiniz var mı efendim? Korumayı bildiriyoruz zaman zaman da. Evet. Tabii yani gece sayın olmadan da girip hallediyoruz. Şimdi şöyle ki yani bugün, evet, burada meyvelerimizin, sebzelerimizin güvenliği çok önemli. Ve burası yol kenarında bir yer. Ödemiş yolu şurası. Evet. Eski ödemiş yolu. Evet. Yani yenisi, evet, yapıldı haliyle. Evet. O yüzden de özellikle belki zeytin hırsızlığı yapılmıyor ama burada. Burada çok oluyor. Oluyor mu diyorsunuz? Oluyor. Anladım. Yani bu noktada da güvenlik güçlerimize büyük iş düşüyor haliyle. Evet. Köylerimiz, insanlar, arsa sahipleri, araç, aynen, sahipleri. Bakın böyle yemek harcıyor, para harcıyor, bir şey yapıyor ama o gecenin yarısında gelmiş. İşte koruma var, evet, burada biliyorsunuz. Evet. O zaman zaman adamlar onu dolaştırıyor burada ama tabii ki yeterli demek olmamıyor. Yeterli değil, buradan şikayetinizi bildiriyorsunuz. Evet. Ha?
Demek ki güvenlik konusunda arkasına biraz daha... Döndüğünde... Çünkü tarlayı ben gezdim şu anda. Her ağacın altında bir şişe var. Evet. Dolayısıyla adam bugün... Adam geliyor, akşam oldu burada içiyor, şişelerini bırakıyor. Sadece o değil, şişelerini bırakıyor ama orada geldiği zaman... Tabii zaman yangına da sebep 5-6 kişi yani. Geliyor altına, malum, affedersiniz, idrarını yapıyorlar. Ve dolayısıyla bu da ağaçlarımız için doğru şeyler değil. Evet. Çünkü gerçekten ciddi zararı vardır. Yani hani bu noktada bunu hafife almayın. O yüzden de bu noktada da yani bunlar bir suçtur. Bunu yapanların da bunu bilmesi lazım. Evet. Lütfen bu noktada daha dikkatli olun. Bir suçtur resmi olarak yani mala zarar vermektir. Aynen. Dolayısıyla da bunu yapanların dikkatli olun. Şimdi şu var, şöyle gezelim biraz daha ağaçlarımızı. Evet. Devam edelim, buyurun gelin. Evet. Ağaçlarımızı geziyoruz. Yeşilliği görüyorsunuz hâlâ. Evet. Evet. Yıl tabii kurak yani gerçekten işte, hani kurak tane konusunda gene yani kurak aldı halde böyle bir tane bu şekilde yapmış. Evet. Biz şimdi zaten yan komşulara bir bakalım birazdan. Evet. Şimdi siz bugün şu ağaçta bu seneki yılda yani kurak bir yılda görüyorsunuz yani. Evet. Allah bereket versin. Sonuçta yağlık cinsi zeytin evet. Bunlar. Ne çıkar bu ağaçlardan zeytin? Yani, ağaç başı? Bazen bir çuvala bulduğumuz oluyor ağaçlar. Bir çuval kaç kilo efendim? 60 kilo. 70 kilo. Peki şimdi burası bu sene için iş değişiyor hâlâ biraz daha arttı çünkü gözüküyor. Evet. Herhalde biz 80 falan buluyoruz. 80 kilo. Evet. Yavru ne çıkıyor buralarda? Yavru 5. Daha önceleri biz bir ara bu ilacı kullanmadık gerçekten. Yani 7 bulduğumuz 6'yı bulduğumuz zamanlar oluyordu. Geçen yıl falan 5. 5'e düşürdünüz. Evet. Daha da çünkü bakın. 5 kilodan. Yani metazörü olarak erken kararan bir ağaçta yani iklim kurak gittiği için. İster istemez yağlanma oluşmadan kuruyor evet. Ve şey yapıyor, erken kararıyor. Evet. Ama yağlanmayı tam anlamıyla sağlayarak eğer kurursa, yani kararırsa haliyle de çok daha şey. Verim, şöyle bahçemizi için. Çekiyoruz. Bayındır bayimizden aldınız. Evet. Bayındır bayimiz rekor tarımdan aldınız. Evet. Şöyle bahçe kaç dekar burası efendim? Burası 32 dekar. Maşallah çok güzel. Şimdi bir de yan bahçeler çekelim şöyle buyurun gelin. Tamam. Bakın eski ne kadar kötü durumda ağaçlarımız burada. Görüyor musunuz? Ağaçlarımızın eskidenki hali bu. Evet. Yani buradan bu noktaya gelmiş. Yani ağaçlarda dal budak eksikliği olan ağaçlarımız bunlar. Buyurun devam edelim halen. Evet. Yani kuruyan ağaçlar vardı. Bakın şu ağacı çekelim buyurun gelin. Evet işte bu kurumadan sonra. Şu ağacı bayalım bakın. Aldık. Nasıldı bunun hali mesela? Bir kurumaya yüz tutmuştu. Evet. Bu sefer şey tıraşladık. İşte yeni gelen filizler daha da güzel oldu. Harika yemyeşil şu anda. Evet. Yemyeşil şu anda. Tane de biraz daha farklı. Kopartalım birkaç tane şöyle. Acuzalım böyle. Nasıl yani görünsün? Bu kuraklıkta bu tane. Bu kuraklıkta bu tane evet. Ondan sonra görüyorsunuz ağaçlarımızın hepsi hemen hemen dolu evet. Gözüküyor. Şöyle. Tabii ağaçlarınız güçlendikçe Osman Bey evet. Bu oran artacaktır. Çünkü memecik biraz daha diğer ağaçlara göre daha evet, zor zeytin daha, veren bir ağaçtır. Nazik. Daha naziktir. Geç. Daha geçtir ama inanın bunda da sebep şu. Birazcık hani ağaçları budamak gerekiyor. Ya biraz daha hadi eğer sırf yağ aldığımız için yani böyle az budarsak ama eğer. Ama her sene bakımını yaptırmaya çalışıyorum yani. Tabii ki. Şey yok. Nasıl yağ oranı şu anki burada? 5. Harika değil mi? Evet. Zeytin tanecikleri bakın zoomluyorum şöyle bir güzelce çekelim şöyle. Görüyorsunuz ne kadar zeytin var. Sadece şu dala bakalım. Kaldırır mısınız şöyle bir şu dalı? Şöyle bir görüyorsunuz hep yağ, zeytin. Maşallah. Yani bu ağaçlarınız hiç böyle olmadı yani. Hayır. Hiçbir zaman olmadı. Gelelim buyurun karşıya bir geçelim şöyle. Karşı bahçeleri bir görelim. Ondan sonra. Bunu da ellemiyoruz. Evet. Eskiden bakın ellemediğiniz ağaçlar bunlar. Şimdi geliyor. Sonra... Bunlar bakın bıraktığınız dallar. Evet. Görüyorsunuz ağaç ne yapmış? Kendini toparlamış. Bunlar da yeni filizlerimiz var. Taneyi görüyorsun değil mi? Taneyi görüyorum bakın. Şu an üzerindeki tane biliyorsunuz duble. Dubleden beri iyiydi yani. Böyle bir memecik zeytini var mı ya? Yani şey gibi olmuş yani. Evet. Eşek zeytininden diri. Kalamata zeytini gibi olmuş yani. Yani görüyorsunuz bu şekilde ve ağacımız eskiden ölen ağaçlar. Buyurun gelin şu bir yan bahçelere bakalım. Yani muadil bahçeler. Yolda ezilmeyelim bu arada. Şöyle yandan geçerek bakalım da.
Komşu ağaçlar bunlar. Bak, kuvurları arada kuvurları görüyor musun? Evet. Şimdi bakın, başlıyoruz haliyle. Soluklu görüyorsunuz değil mi? Seni göstereyim ben. Buyurun efendim. Bak arada, aradaki şeyler bizde yok bu. Yok, evet. Çalılaşma diyoruz buna biz. Evet, zeytin küçük nasıl? Tane getirin bir bakın. Küçük kalmış. Alın oradan. Şu an küçük yani. Bildiğiniz hani el yani nohut tanesi, nohut bile kadar anca olmuş. Evet. Bu kadar. Nohut tanesi gibi. Zeytinlerin en büyüğü bu şekilde. Sürgün yok haliyle. Çalılaşma had safhada. Ağacın... Burası daha topraklı. Evet, et toprak burada daha fazla. Orada bizim biraz daha yamaç. Şimdi orası biraz daha doğru gidiyorsun, doğru söylüyorsun. Evet. Önemli konu. Bir de böyle bir yer olsa demek ki. Daha etli toprak, evet. Evet. Şimdi bakın, ağaçlarında zeytin olanlar da var. Bakın ama zarar çok fazla. Görüyor musunuz? Alttan bakın. Girersen şöyle. Tabii, şöyle bakın. Alttan gir. Yine taneler yine çok iyi değil ama şey, alttan bozulma gir. Aşırı fazla. Şu kenarı altı olsa. Evet, bakalım. Altı bomboş. Yani belirli bölgelerde var. Ama ağaçlardaki bozulma seviyesi çok yüksek. Bizim ağaçlarımızda bunlar kalmadı yani. Evet. Kalmadı. Yeni oluşmuyor. Eskiler evet. O şekilde. Buyurun gelin. Buyurun gelin. Şu ağaç nasıl mesela? Var mı ekstra bir yaşam belirtisi şu an burada? Evet. Bakın dallar bozuk. Evet. Görüyor musunuz yani? Aynı sulanmayan bir bölgedeyiz. Evet. Mömezik aynen. Ağaçları. Bakın şu sürgünlerin sağlıksızlığını görüyor musunuz? Gösterin lütfen bir. Yani gelecek yılda da bir şey vaat etmiyor. Şu anda da çok cüz'i miktar uzan zeytin var. Ne kadar çıkar buradan zeytin? Şu ağaçlardan? 5 kilo. 20 kilo falan. Evet. 20, 30. Evet. Şimdi bakıyoruz, buyurun gelin. Ya tabii ağacın sağlığı çok çok önemli. Renk tonu çok önemli. Renk tonlarında yeşili pek bulmak kolay değil haliyle. Evet. Şimdi ben size şöyle göstereceğim şimdi. Buyurun gelin böyle. Bakın şimdi şu sararmayı şuradan çekeceğim ben. Bakın bu bizim atılmayan ağaçlar. Bu halde. Karşıdaki ise atılan ağaçlar bakın. Şu ağaçlar atılan ağaçlar görüyor musunuz? Yani yolun öbür tarafında bakın. Şu yoldan geçiyoruz öbür tarafa. Şu yoldan karşıya ve ağaçların hali bu. Şu an bu halde. Şimdi araba geçecek birazdan. Ve şu ana geliyoruz. Bakın renk burada bu şekilde. Renkler bozuk halde. Küçük yapraklar. Sürgün yok. Bunlar çoğu ağaçta bu şekilde bozukluk var halde. Gelelim yine ağaçlardan bir tanesi. Şöyle. Bakın atılmayan ağaç bunlar. Çalılaşma hakim. Yani kuruma olduğu için de bu ağaçlardan hiçbir zaman aşırı verim almak mümkün değil. Aralarında yaşları var. Yani buyurun gelin. Evet. Yani çalılaşma hepsinde var değil mi? Var. Bu çalılaşma sizinki eskiden bundan iyi miydi peki? Bunlardan kötü müydü? Eski halleri. Bu civardaydı bizimki. Bu civardaydı diyorsunuz. Yani, baktığımız iyi baktığımız halde yani. Yani iyi baktığınız halde. Buradan daha iyi baktığınızı düşünüyorsunuz. Tabii, yani. Evet, evet. Anladım, anladım. Bakın burada ağaçların hepsinde çalılaşma, odunlaşma var. Bakıyorsunuz. Yine bu şekilde. Durum böyle. Osman Bey, çektik ağaçları. Yeterli. Evet. Zaten hani belirgin şekilde bakın. Bir hemen ağaçlarımızı çekiyoruz. Karşıya bakıyorsunuz. Evet. Yani hemen görüyor musunuz? Şu an susuz arazideki şu zeytin halini görüyorsunuz. Şurada ağaçlarımız duruyor orada. Hali bu. Harika. Yeşilli harika. Peki takip ediyorsunuz. Rekor evet. Gelişim Bayındır'da nasıl görüyorsunuz? Yani kullananların durumu nedir? Yoncasından mısırına, ondan sonra kavuna, karpuzuna, kestanesine, kirazına gördüğünüz kadar durum nedir efendim? Valla zeytin üzerinde daha çok biz. Şimdi gelen geçen soruyor yolun kenarında olduğumuz için. Evet. Geri soruyor. Zeytin üzerinde iyi görüyorum ama diğer şeylerde çok bilgim yok. Bilginiz yok. Evet. Ama zeytin üzerinde müthiş bir şeysi var. Ama tabii gelen giden şunu da yapsak, şunu da assak dediklerinde Ferru Bey'e yönlendiriyorum ben. Bayındır bayisi evet, kendileri evet. Bayındır bayisine. O da onlara yardımcı oluyor herhalde. Anladım. Memnunlar ki
Kimseden ses çıkmıyor. Niye bana yönlendirdin de başımı yaktın diyen bir kimse çıkmadı diyorsunuz yani. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Benim soracaklarım bunlar. Sizin soracaklarınız varsa efendim onları dinliyorum ben. Böyle bir şeyle bizi buluşturduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun.